Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için 2022'nin genel olarak falına bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname baktırmak isteyenler Damla Nur Altire Medium Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şansınızın açıldığı bir zaman dilimi. Özellikle 3 rakamı çok baskın bir şekilde gözüküyor. İlk 3 ayda da olabilir, Mart ayı da gösterebilir bu durum. Şansınızın döneceği müjdeli haberler alacağınız bir dönemi gösteriyor. Maddi anlamdaki bir sıkıntınızı bir vade içerisinde belki ilk ayda belki bir ay sonrasında gidereceğiniz, bunun üzerinden de yeni bir iş konusunda başlangıç yapacağınız gözüküyor arkadaşlar. İş konusunda değişiklik var. İsminde P harfi geçen bir kişinin yine 3 rakamıyla alakalı olarak size bir yardımda bulunması veya sizin onunla ilgili bir iş konuşmanız gözüküyor. İşle alakalı, maddiyatla alakalı şansınızın döndüğü bir süreç başlıyor. Bekar olan boğa burçları özellikle 3. aydan sonra hayatlarına girecek yeni bir ilişkiyle gündemleri yoğun olacak. Aradıkları aşkı bulacaklar. Bu ilişkinin yani evliliğe giden ilişkinin temellerini atacaklar gözüküyor. Aile bağları ile ilgili sıkıntıda olan kişilerin boğa burçlarının özellikle bu dönem aile ilişkilerini düzeltecekleri 7 rakamı ve 5 rakamı gündeminde olacak. 5. aylar ve 7. aylar sizin için güzel geçecek olarak gözüküyor. Aileyle birlikte planlanmış bir tatil de gündeminizde olacak arkadaşlar. Geçmişte hayatınızdan çıkan bir kişinin tekrar girme çabası olacak ama siz bunu kabul etmeyeceksiniz. Çünkü her şeyi ikinci defa şans vermekten hoşlanmayan bir burçtur boğa burcu. Ve bu konuda da haklı çıkıyorlar zamanlar. Önsezileri bu konuda kuvvetlidir. Maddi konuda ileriye dönük yatırımlar yapmak için Mayıs-Haziran aylarını bekleyen boğa burçları güzel bir yatırımın geleceğe doğru özellikle çocukları veya ileriye dönük iş konusundaki yatırımlarla ilgili güzel kazançlar elde edecekleri bir zaman dilimi var. Küçük küçük kısmetleriniz olacak bu dönem diyorum ya, şansınız dönmüş, tavus kuşu açılmış bir vaziyette gözüküyor. Maddi anlamda 2021'de kayıplar yaşayan boğa burçları bu dönem kendilerini rahata kavuşturacakları bir süreç var. İcralık olan konularla ilgili aydınlık temiz haberler var. Maddi kayıplarla ilgili yani ödemelerinizin gecikmesi veya yapılan işlerin parasını alınamaması gibi durumların çözüleceği bir süreçten geçiyorsunuz. O yüzden kayıplarınızın hepsi tamamıyla karşılanmasa da bunu karşılayacak bir kazanç elde edeceğiniz bir durum var. Hayatınızın geçmişte bir anısıyla yüzleşeceksiniz arkadaşlar ama bir çocukluk arkadaşıyla birlikte içinizde zararlı bir anı olarak gözüken bir şeyin tamiratı var. Yani burada o arkadaşınızla geçmişinizdeki bir olayın tamiratı, ruhsal sıkıntılar yaşadığınız bir konunun çözümünü bulacaksınız. Uçak yolculuklarınız var. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerle ilgilenen boğa burçları için 3 tane yolculuk sizin güzel karlar elde etmenizi veya güzel bağlantılar kurmanızı sağlayacak. Kendinizi yurt dışı ile bağlantılı bir kariyer elde etmeye çalışırken bulacaksınız ki eğer kendi iş yerinin sahibi olan bir boğa burcuysanız yurt dışında yeni bir şube açmak veya yurt dışı ile bağlantılı iş anlaşması yapmak konuları da sizin bu dönemde en büyük başarılarınızdan birisi olacak. Bir rakamı size güç kuvvet verirken özellikle eş ve çocuklarla ilgili bir zaferin de paylaşılması var. Yani sizin direkt değil ama eşinizin veya çocuğunuzun zaferlerini, başarılarını kazandığı, belgeler aldığı bir süreç gözüküyor. Size mutlu edecek olayların yaşandığı bir durum var. Ailenizde yıldızı yükselen bir genç yaşta birisi olacak ve siz bunu desteklemek amaçlı onunla ortak işler yapmak veya
Onu geleceğe hazırlamak amaçlı bir eğitime göndermekle ilgili bir süreciniz olacak ki karşıdaki emek verdiğiniz şeyin de karşılığını alacaksınız. Kelimeleri seçerek kullanmaya çalışıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Burada özellikle evli olan boğa burçları için çocuk beklentisi olanların Mayıs-Haziran gibi yılın ortasına doğru sevindirici bir haber alacakları, ailelerine yeni bir bireyin katılacağı müjdesini alacakları bir durum var. Gelelim ikinci yarıda. Karmaşık işler var. Yani insanlarla olan ilişkileriniz çok fazla sosyal medyayı kullanırken aynı zamanda birebir iletişim de kuracağınız bir dönem var. Yani kendinizi bir anda bir yerde seminer verirken bulabilirsiniz. Veya bir yerde ders vermek amaçlı bir üniversiteden veya okuldan çağrılıp böyle bir duruma girebilirsiniz. Yaşamınızda ilk defa kendinizi ifade etmek durumunda kalacaksınız. Yani normalde insanların sizi anlamasını beklerken ilk defa sizin birilerine kendinizi veya yaptığınız işi anlatmakla ilgili bir durum olduğu için biraz etrafınızdaki insanların yardımını alacaksınız. Kolay kolay yardım almayı sevmeyen boğa burçları kendi söküğünü kendi diken boğa burçları bu dönem insanlarla iletişim kurmanın nasıl bir şey olduğunu keşfedecekler. Kendilerine ait bir yayın kuruluşu kurabilirler veya sosyal medya üzerinden yayınlar yapmaya başlayabilirler. İnsanlara, farklı insanlara ulaşmak keyif vermeye başlayabilir. İlk 6 ayda psikolojik anlamda sanki bir şeylerin eksikliğini hissedip ikinci 6 ayda insanlara bu yönlerini, kendilerini geliştirme çabalarını veya kendilerinin yaptığı başarılı olan işleri anlatmakla uğraşacakları bir süreç var. Kuşun kanadında haberler var, şöyle dizilmiş. Diyorum ya, bu dönem her açılan telefon veya her ay içerisinde size gelecek olan müjdeli haberler sizin gündeminizde olacak. Etrafınızdaki insanlara sürekli sizinle ilgili övecek veya size nazar edecek konuşmalar içerisinde olması sizi biraz sıkabilir ama bu dönem çok sık nazara geleceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. O yüzden kendinizi koruma altına almanızda fayda var. İkili ilişkiler anlamında ayrılık yaşayan boğa burçları evliliklerini tamir etmek, yeniden hayatındaki kişiyi evlilikle ilgili eşine ikinci bir şans vermekle ilgili bir durumları var. Normalde ilişkiler anlamında, sevgililik anlamında şans vermezken evli oldukları kişiye ikinci bir şans vermekle ilgili gündemleri olacak. Giden bir paranızın geri gelmesi var. Bir yatırımınızın 1'e 5 kazandırması var. 8 rakamı Ağustos ayı ile ilgili çözülmemiş bir olayın ya da sıkıntıda olan bir olayın çözülmesi, bu konuda da etrafınızda uzun boylu bir kadının size yardımcı olması var. 5 ve 4 rakamları özellikle ikinci yarıda sizin için çok önemli günlerden içerecek. Ve yakın çevrenizdeki bir erkek arkadaşınızın, dost anlamındaki bir erkek arkadaştan bahsediyorum. Böyle bir kişiyle bir ortak işe girip yedek bir kazanç, yani ek bir kazanç sağlayacağınız bir durum var arkadaşlar. Evet. 2022'nin genel hatlarıyla devam ediyoruz. Boğa burçları. Bu arada sağlıkla ilgili bir sorun görmedim ben. O yüzden de söylemedim arkadaşlar. En azından kendi sağlığınızla ilgili bir durum yok. Benim kahvem yine döküldü örtüme. Bu konuda çok şanslıyımdır. Evet. Özellikle 2021'de istediğiniz ama kavuşamadığınız bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili atınız şaha kalkmış, muradınıza ereceğiniz bir durum var. Arkadaşlar, burada bir kolunuzu incitme veya kırma gibi veya çatlatma gibi bir durumunuz olabilir. Biraz zararlı gözüküyor burada.
Dirseğin yukarısından aşağıya kadar bileklerinizle alakalı bir durum. O konuda dikkatli olun. Küçük kazalara dikkatli olmanızda fayda var. Arkası arkasına gelecek toplu paralarınız var. Giden kısmetlerinizin geri dönmesi, yani kayıplar yaşadığınız 2021'de bunları kazanca çevirmeniz var. Büyük bir balığınızın kısmetinizin miras yoluyla gelmesi var. Bununla ilgili iki parça halinde yatırım yapacaksınız. Hayatınızdan çıkan bir kişinin tekrar girmeye çabalaması var. Bu bekarlar için sıkıntılı olurken evliler için doğru bir karar anlamına gelecek ki iki tane kısmetle birlikte gelecek bu durum. Bebek beklentisi olan boğa burçlarının tedavi sonucu bu dönemde bebek sahibi olması var. Ortak karar alıp bu konuda güzel sonuçlar elde edeceğiniz bir durum var. Yalnız bir durum var. Eşleriyle ortak karar alamayan boğa burçları için bu dönem sıkıntılı geçecek. O yüzden iki eşin ortak kararı olduğu zaman daha rahat edeceğiniz bir durum var. Burada bir koşul gözüküyor. Yani kapalı pencereler arkasında hüzün kokan bir durum var. Eşler arasında bu tür konularla ilgili gerginlik olsa da ileriki dönemde barışıp 2022'nin sonlarına doğru yeniden deneyip şanslı hale getirecekler. O yüzden pes etmeyin derim ben. Anne figürüyle ilgili, annenizin sizin için iki tane dileği var, bu dönem gerçekleşecek. Annenizin de mutlu edeceğiniz bir süreciniz var. Başınızın arkasında ağrılar var ki nazara geleceksiniz. Hayat içi özellikle 5 tane parça parça halinde gelecek olan kısmetinizle birlikte evinizin içinde değişikliğe gidebilirsiniz veya yeni bir ev almakla ilgili gündeminiz olabilir. Bunlarla ilgili şanslı bir dönemdesiniz arkadaşlar. Toplu paranız kuşun ağzında haberiyle geliyor. Bu dönem tek bir dileğiniz var. O da bol kısmetli bir halde. Bir de devlet kurumu ile ilgili sevindirici bir haber almanız var arkadaşlar. Ayak bileğinizle ilgili sıkıntılar yılın sonuna doğru gündeminizde olabilir ama toplu para girişleriniz var, iki tane ayrı ayrı. Bunlar da sizin kazanç kapılarınızın açıldığı anlamına geliyor. 2022'nin sonlarına doğru da kazancınız fazlasıyla katlanacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, 2022'de boğa burçlarının neler yaşayabileceğini hep birlikte baktık. Umarım 2021'deki yaşanan talihsizlikleri, sıkıntıları hiçbirisini yaşamayız. 2022 bize bolluk ve bereketle gelir, sağlıkla, sıhhatle gelir. O yüzden güzel gelişmeler yaşamanız temennisiyle tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.